Merhaba arkadaşlar, jetnet.com.tr kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, içerik oluşturmak için görseller hazırlamak lazım, sunum yapmak için görseller hazırlamak lazım vesaire vesaire. Yani örneğin Facebook'ta, Twitter'da veya herhangi bir yerde e-ticaretle uğraşıyorsunuz, web sitesiyle uğraşıyorsunuz, sosyal medyada sunum yapıyorsunuz, görseller lazım. Bazen kaliteli fotoğraf makinemiz yok, stüdyomuz yok. Ne yapacağız? Başkasının yaptığını çalacağız arkadaşlar. Çok basit. Şimdi ben de böyle yapıyorum. Bunun için görsel resim JPEG elde etmek, orijinal, kaliteli, kolay, zahmetsiz ve kaliteli oturmuş yapıdan faydalanmak lazım. Şimdi bunu yapabilmek için biraz daha böyle biraz daha anlatalım. Örneğin şöyle bir satış sitemiz var, jetnet.com.tr falan filan. Hemen buradan diyelim ki şöyle bir sunum yapacağız. Mağazaya gittik. Mesela böyle bir resim elde edeceğiz. Yani sunumunu, satışını yapacağımız ürünün görselini, mesela böyle bir pilin resmini elde etmek istiyoruz. Ama kendimiz onu, fotoğrafını çekecek zamanımız yok, ışık ayarlayamıyoruz. Neyse, anladınız. Veya Facebook'ta bir resim yayınlayacağız. Neyse. Şimdi arkadaşlar, birkaç yöntemden bahsedeceğim. Birincisi, sosyal medyadan içerik çalmak. Mesela örneğin mesela Instagram. Şimdi jetnet.com.tr diye bir adam var. Bu adam benim yani. Bunun yayınladığı kumandanın görselini elde etmek istiyoruz. Birinci yöntem, hiçbir yazılım kullanmadan sağ tıklıyoruz, üzerine geliyoruz. Bakın, resmin üzerine geliyor, sağ tıklıyoruz. Ctrl Shift I tuşuna basınca da gelir. İncele dediniz. Arkadaşlar, hiçbir yazılım kullanmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi anında geliyor. Buradan içeri giriyoruz. Resmin olduğu yer. Yeni pencere. Farklı kaydet. Bakın, resmimiz masa üstünde. Hiçbir hile kullanmadık arkadaşlar. Hiçbir program kullanmadık. Hayırlı uğurlu olsun. Diyelim ki böyle bir imkanımız yok. Şu başlık var ya, onu kes yapıyoruz. Arkadaşlar, temel referans noktamız jetnet.com.tr. Jetnet.com.tr'de bakın şu en altta i harfi var. Neymiş? Ingrammer. Hemen tıklıyoruz. Ingrammer. Şimdi arkadaşlar, konuya bu sefer direkt daldık. Çünkü yani gereksiz cümlelerle vaktinizi kaybetmek istemiyoruz. Fotoğraf indirmek istiyoruz. Search diyoruz. Search. Hani hiçbir elimiz beceremiyor. El hilesi yapamıyoruz. Arkadaşlar, az önce yapmıştık. Tekrar yapıyoruz. Evet. Resmi indir. Resmimiz hazır. Arkadaşlar, az önce Google Chrome'un hilesinden bahsettik. Resmimiz burada hazır, gördüğünüz gibi. Şimdi başka bir yöntemden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu yöntem mesela şurada gördüğünüz favicon var. Yani bunu web sitesimizde kullanmak istiyoruz. Arkadaşlar, bu arada web sitemde şurada gördüğünüz Facebook, Twitter, hiçbirinin ikonunu kullanmıyorum. Hepsini sağ tıkla, kaynağı görüntüle. Bakın arkadaşlar, hiçbirinde, bakın resimlerin olduğu bölümde favicon görüyor musunuz? Şu şekilde. Şimdi bunu size nasıl elde edeceğiz gösterelim. Hemen burada arkadaşlar, üzerine geldiğimizde jetnet.com.tr de var. Zaten linki daha sonra siz elde edersiniz. Favicon göster. Linkimiz böyle. Örneğin bir örnek verelim. milliyet.com.tr Enter. Bakın, milliyetin simgesi burada. Sizin aklınıza ne gelirse, ben çok uzatmıyorum. Hani bu linki alıp istediğiniz yere kopyalayın ve oradan elde edin. Veya sağ tıklayıp onu elde de indirebilirsiniz. QR kodunu oluşturabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın. Bir örnek verelim. jetnet.com.tr Arkadaşlar, URL eşittirden sonra şuraya yazdığınız noktayı unutmuşuz. tr. Enter. Adamların gece gündüz oluşturduğu favicon 2 saniyede elinizde. Arkadaşlar, bunun faydasını o kadar gördüm ki web sitemde onlarca img, link, favicon kullanacaktım. Hiçbirine gerek kalmadı. Gördüğünüz gibi kaynağı görüntüle dediğimde de gelir arkadaşlar. Bağlantı adresini kopyala, yapıştır. Bakın, aynen böyle geldi. Tıkladığımızda o konu başka. Geri gelelim. Orayı yanlış anlattık. Devam edelim. Şimdi bir de arkadaşlar, şimdi YouTube kanalı oluşturduk. Baktık şu resmimiz, yani örnek verelim. YouTube kanalımız var bizim. Böyle boşluk olan bir resim olsun. Arkadaşlar, hadi çabuk ol, bir tane boşluk yok mu ya? Hepsini yapmışız. Neyse. Şunun görselini değiştirmek istiyoruz. Tıkladık. Ama bir yerde bir resim var, çok hoşumuza gitti. Onun da yöntemini gösterin. Dur resim. Dur. Videoyu düzenle.
Arkadaşlar hemen konuya giriyoruz. Google Chrome. Yine ana sayfamızı açtık. Arkadaşlar örnek olsun diye ben buraya bir kısa yaptım. YouTube görseli yap dedim. Şimdi elde etmek istediğimiz birinin, herhangi birinin, yine bizim kendimiz örnek gösterelim, telif hakkı veya başka sorunlar olmasın. Şu görseli şunun görselini almak istedik. Kanal var ya şurada. Alıyoruz. Kapatıyoruz. Bu gördüğünüz link var ya şu. Ben bunu özel yöntemlerle elde ettim. İnşallah benzerlerini yine uygulayacağız. Oradaki boşluğa, arkadaşlar buraya dikkat edin. Şu araya. Bakın sağında ve solunda slash var. Boşluğa YouTube kanalının ID'sini ekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hiç para vermeden, hiçbir uğraşmadan. Arkadaşlar bu videom zannedersem kısa oldu ama çok faydalı videolar. Çok, yani 3 farklı yöntem gösterdim. İnşallah kaçırmamışsınızdır. Arkadaşlar şu an abone sayım 450. Lütfen abone olun. Daha onlarca faydalı bilgilerim olacak. YouTube kanalımda faydalı bilgiler, haberler, böyle değişik eğlenceli videolar, yakında bir sürü şeyler olacak. İnşallah kanalıma abone olun. Bizi destekleyin. Allah'a emanet olun. Eyvallah.